Sayın seyirciler, günü sonlandırmaya yaklaşırken hemen piyasadaki son durumu da ekranlarınıza taşıyacağız. Dolar yansıyor ekranlara. Dolar 2.70 seviyesinde geri çekilmeyi takip ediyoruz. 2.71'den çekildi dolar. Euro'ya bakalım. 3 liranın hafif üzerinde euro. Euro dolar paritesine döndüğümüzde paritede düşüşü takip ediyoruz. 1.11'li seviyelerde euro dolar. Dolar yene bakalım bir de. Dolar yende 120 seviyesinin üzerinde yükselişte. Altına devam edeceğiz. Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı 1197 dolardan işlem görüyor. Altında yükselişi takip ediyoruz. %0.77'lik bir yükseliş var an itibariyle. Kapalı çarşıda çeyrek altının fiyatına bakalım bir de. Çeyrek altında 174 lira seviyelerinden satışa sunuluyor. Ve petrol, Brent petrolün varilinde düşüşü görmekteyiz. 66 doların üzerinde işlem görüyor Brent petrolü. ABD ham petrolün varil fiyatı da 59 doların hafif üzerinde işlem görmekte. Borsaya bakalım bir de. Borsa İstanbul 100 endeksi 83.998 puanda. Hafif geri çekilmeler var Borsa İstanbul 100 endeksinde. Bir de 30 endeksine bakalım. BIST 30'da 102 binin üzerinde işlem görüyor. Ve son olarak faiz yansıdı ekranlarınıza. Basit faiz %9.93, bileşik faiz ise %10.18 değerinde. Ve şimdi piyasalardaki son durumu ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan'la konuşacağız. Sayın Erkan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi kurda geri çekilmeyi, altın ve petrolde ise yükselişi görmekteyiz. Petrolde bir nebze geri çekilme söz konusu sabah saatlerine ve düne göre. Peki piyasalar günü nasıl sonlandıracak, neler bekliyorsunuz? Tabii özellikle bugün kur tarafına baktığımızda öncekine göre oldukça sakin bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli nedeni de fiyatlanacak çok önemli verilerin olmaması ve gelişmekte olan ülke kur sepetinin de bugün Amerika'dan gelen dış ticaret verisi sonrasında dolara karşı pozitif konuma geçmesi olduğunu görüyoruz. Bugünkü gelen Amerika dış ticaret verisinin ayrıntılarına baktığımızda da güçlü doların ihracatı baskıladığını ve bu nedenden dolayı olumsuz bir veriyle karşılaştığımızı görüyoruz. Dolar endeksi veri sonrasında bir miktar değer kaybetti. Bunun yansımaları dolar TL kısmi bir aşağı yönlü hareket olarak geldi. Altın tarafında ise yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Burada özellikle dolar TL tarafına baktığımızda 2.70'e kadar olabilecek kısmi gevşemelerde bunun yine alımlarla desteklenebileceğini düşünüyoruz. Yani 2.70'e kadar olabilecek kısmi çekilmeler piyasa tarafından alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü dün gelen enflasyon verileri TL'deki risklerin halen aktif olmaya devam ettiğini gösterdi. Ve tabii ki kur açısından en önemli viraj da cuma günü gelecek olan Amerika tarım işi istihdam verisi olacaktır. Burada 225 binlik bir piyasa beklentisi söz konusu ve bu beklenti üzerinde bir veri gelirse dolarda ciddi anlamda bir değerlenmeye, gelişmekte olan ülke para birimlerine değer kaybına ve kur tarafında yukarı yönlü harekete neden olabilir. Bunun iç piyasalardaki diğer enstrümanlara yansımaları açısından bakacak olursak da faiz tarafında halen yukarı yönlü bir eğilim söz konusu, gösterge tahvilin getirisi halen %10 seviyesi üzerinde olmaya devam ediyor. BIST tarafında ise açıkçası biraz daha önemli seviyelerde 83.000-83.500 önemli bir pivot bölgesi olarak önümüze çıkıyor. Eğer ki kurdaki ve faizdeki yukarı yönlü eğilim cuma günkü Amerika istihdam verilerinden sonra da devam ederse ve kurda yukarı yönlü hareketin devamı gelirse bunun borsa tarafına da satış olarak yansıması söz konusu olabilir. 83.000 aşağı yönlü kırılırsa 81.500 ve 80.000 desteklerini izliyor olacağız. Eğer ki veri olumsuz gelirse Fed'in Haziran'da faiz artışı ihtimalini çok çok azaltacaktır. Ve bu kapsamda da gelişmekte olan ülkelerde özellikle olumlu bir seyirden söz edebiliriz. Bu da borsaya tabii ki olumlu yansıyacaktır. Yukarıda 85.000-87.500 bu senaryoda da borsanın toparlayabileceği noktalar olarak görünüyor. Peki ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sayın seyirciler, piyasalarla ilgili son değerlendirmeleri de aldık. Hemen sıradaki haberimize devam edeceğiz.